Herkese merhabalar, ben Drapo. Yeni bir teknik analiz videosu ile karşınızdayım. Aslında bayram tatilinden dolayı kripto para piyasasına biraz uzak kalmıştım. Şimdi tekrardan sizlerle olmak oldukça güzel. Çok da fazla uzatmadan bugünkü videoda neler yapacağımızı konuşalım. Bugünkü videoda Bitcoin ve Ethereum grafiklerine bakıp aslında genel bir kripto para piyasasının son durumuna bakmayı düşünüyorum. Hemen Bitcoin ile başlayalım. Buradaki şu üçgen yapısını bir önceki videoda şey yapmıştık, çizmiştik. Nasıl desem biraz daha taslak olarak çizmiştik açıkçası. Buranın kırılmasıyla beraber fiyatın güzel bir yükseliş yaptığını ve sürekli konuştuğumuz bu 21.600 dolar bölgesinin üzerine çıktığını görmekteyiz. Şu an bu üçgenle işimiz kalmadığı için bunları silelim. Grafiğimizde şey yapmasın, bir kalabalık yapmasın. Buradaki 21.600 dolar bölgesinin kırıldığını söyledik. Ancak bir sonrasında fiyat tekrardan aşağı yönlü bir nasıl desem bir düşüş gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Yani açıkçası buradaki hareket beni oldukça şaşırttı. Buradaki direnç bölgesi çok önemli olduğunu düşünüyordum. Fiyat burada mesela çok sayıda test yapmış. Burayı geçememiş işte. Sonrasında ise kırdıktan sonra tekrardan aşağıya düşmesi açıkçası beni bayağı şaşırttı. Bunun sebebi olarak şunu görüyorum. Belki siz de katılacak olursunuz. Şu an global para piyasalarında oldukça nasıl desem büyük bir belirsizlik hakim. Sürekli bir yerlerden bir açıklama geliyor. Bakıyoruz yeşil mumlar gelmeye başladı. 3 gün sonra dünyanın başka bir yerinden bir haber geliyor. Gelen yeşil mumlar işte yerini kırmızı mumlara bırakıyor. Haliyle şu an hem yani bütün para piyasalarında hem de kripto para piyasasında bu belirsizlik durumu oldukça nasıl desem sinirimizi bozduğunu söyleyebiliriz ki fiyatlarda da zaten direkt olarak yansımakla. Bununla birlikte ki zaten mesela 20 bin dolar bölgesi var. Çok şey olduğunu psikolojik de bir psikolojik olarak da önemli bir yer olduğunu söylüyoruz. Fiyat artık burayı geçerken hiç zorlanmıyor hemen hemen. Bak yani şuraya bakarsanız sürekli olarak altına veya üstüne çıkarken zorlanmadan çok daha hacimli olmadan zaten çıkıp inebiliyor. Şimdi bir genel duruma bakacak olursak biraz bir olumlu durumdan bahsedelim. Buraya baktığımızda fiyatın son birkaç hareket tepe ve dip bölgelerine baktığımızda burada mesela bir önceki tepe bölgesinin üzerine çıktığını görmekteyiz. Buradaki dip bölgesi bir önceki dip bölgesinden daha yüksekte ve burada oluşan dip bölgesi de bir önceki yani şuradaki dip bölgesinden daha üstünde olduğunu görmekteyiz. Bu açıkçası olumlu bir adım ancak şu an net bir şekilde işte yükseliş trendine başladı. Uçacağız, kaçacağız veyahut boğa demek için yeterli değil. Ancak olumlu bir veri olarak yanımızda durmakta. Yani şu an Bitcoin için açıkçası biraz daha kısa vadeli vurkaç diye tabir ettiğimiz işlemler kovalayacağım. Henüz net bir dönüş veyahut işte düşüş formasyonu görememekteyim ben. Gelelim Ethereum'a. Ethereum'da 2 adet bölge belirlemiştik. Bunlar hakkında sık sık konuştuk ki işte videolarda bahsetmiştim. Fiyat analizi yazılarında bahsettim. Şimdi yine geldik bu bölgelerin hikmetine mi desem artık. Burada ilk olarak bir 1260 dolar bölgesi var direnç olarak. Bir de işte 1010 dolar bölgesindeki bir destek bölgemiz var. Fiyat son nasıl desem bir aydır filan burada hareket etmekte ve son olarak da zaten şu an buradaki direnç bölgesini test etmekteyiz. Henüz bu bölgelerden birisinden kırılım gelmemiş. Yani baktığımızda bir önceki hareketlerde fiyat buranın üzerine bir fitil hareketi gibisinden şeyler olsa da henüz buralarda bir kırılım gelmiş değil. Orta vade diyebileceğim yani uzun vade değil de orta vadede bu bölgeleri takip etmeyi düşünüyorum. Eğer zaten kralım gelirse de yeni videolarla, yeni teknik analiz yazılarıyla da sizlerle paylaşmayı düşünüyorum.
Dediğim gibi şu anda da yani videoyu hazırlarken de Fiat bu bölgeyi test etmekte. Bakalım, umarım belki de siz bu videoyu izlerken kırmış olur ve retestini arıyor oluruz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese karlı işlemler dilerim.